Değerli katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Ben sunucunuz Büşra Kara. Yeni bir programla sizlerin karşısındayız. Engelsiz Anneler programımızın ilk bölümünde otizm annelerini konuşacağız. Ben bilmeyenler için öncelikle otizmi tanımlamak istiyorum. Genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edebileceğimiz gelişimsel bir bozukluktur. Peki otizmde ailenin rolü nasıldır? Otizmde ailenin rolü çok büyüktür. Çocuğa verilen eğitim ve uygulanan yöntemlerin devamlılığını sağlamak, çocuğun edindiği becerilerin genellenebilir olmasına katkıda bulunmak, ailenin işbirliği ve özverili çalışmalarıyla mümkün olacaktır. Buradaki en büyük görev ise otizm annelerine düşmektedir. Bu sebepledir ki otizmli bireylerin annelerine her türlü destek sağlanmalıdır. Öncelikle bir annenin çocuğuna otizm teşhisi konulduysa verilecek en büyük destek psikolojik destek olacaktır. Uzman psikologlar tarafından annenin ve ailenin süreci iyi tanıması, çocuğunu iyi bilmesi, ileride çocuğunun gelişimine nasıl katkıda bulunabileceğini anlaması açısından psikolojik destek verilmeli ve rehber olunmalıdır. Tabii ki de ilk başta annelerimiz bunu kabul etmekte birazcık zorlanabilir. Çünkü çevremiz tarafından, çevredeki insanlar tarafından otizm ya da Down ya da herhangi bir engel çok farklı anlaşılmakta, çok farklı algılanmakta ve bu sebeple de farklı gözle bakılmaktadır. Bu neden nedir ki annelerimizde, çocuğuna otizm teşhisi konulan annelerimizde ilk başta büyük bir korkuyla bakmakta ve bu süreci nasıl atlatacağını düşünmektedir. Bu sebeple öncelikle uzman psikologlar tarafından annelerimize psikolojik destek verilmeli ve süreci iyi atlatmaları sağlanmalıdır. Bundan sonraki süreçte çocuk ilerleyen yaşlara geldiğinde çocuğa verilecek eğitimlerde kullanılacak tüm materyallerin temini için annelerimize destek olunmalıdır. Birçok otizm annesi mevcut durumdan dolayı işlerinden ayrıldığı için de gelir kriterlerine bakılmaksızın evde bakım maaşı bağlanmalıdır annelerimize. Çünkü bilindiği üzere otizmli anneleri çocuğunu bir bakıcıya veyahut da başka bir insana emanet edip işlerine gidememekte, eğitimlerine devam edememekte ya da herhangi bir faaliyet sürdürmelerinde çok zorluk yaşamaktadırlar. Bu sebeple de evde bakım maaşı şeklinde annelerimize maaş bağlanmalıdır. Okul dışı verilecek eğitimlerde sağlıklı bir şekilde ilerlenmesi için de annelerimize gerekli eğitimler verilmeli ve destek olunmalıdır. Örneğin okul dışında verilecek eğitimlerden kastımız dışarıda nasıl davranılmalı, işte evde tutum nasıl olmalı, aile içinde çocuğun tutumu nasıl olmalı, çocuğa ne gibi öğretiler verilmeli. Bunlar tabii ki de aileye, öncelikle de anneye bir eğitim şeklinde verilmelidir ki bu süreç iyi atlatılsın. Bunun dışında otizm annelerine erken emeklilik hakkı koşulları da kolaylaştırıp iyileştirilmelidir. Çünkü gerçekten de çok büyük bir fedakarlık sağlamaktadırlar ve çok büyük bir süreçten geçmektedirler. Bu sebeple her türlü hak ve koşullardan faydalanması gerekmektedir otizm anneleri. Otizm annelerinin tüm haklardan yararlanabilmesi için öncelikle otizm bozukluğuna sahip çocuğa belgelendirmeleri ve gerekli mercilere raporu ulaştırmaları gerekmektedir. Tabii ki de bu hakların birçoğu şu an ülkemizde vardır ve devlet tarafından annelere verilmektedir. Tabii ki de daha iyi konuma getirilebilir, daha iyileştirilebilir durumda olabilir ama şu anki durumda da çok ileri konumdadır devletimiz bu konuda. Verilmeyen bazı haklar tabii ki de vardır. Bu haklar içinde elimizden gelen desteği verilmeli, imza kampanyaları başlatılmalı, gerekli mercilere raporlar sunulmalıdır. Annelerimiz bu haklardan bu şekilde yararlanabilmektedirler. Peki bunların dışında anneler otizmli çocuğunun ilgilenirken karşılaştığı bazı sorun ve sorular vardır dışarıdaki bireyler tarafından. Çünkü bizim insanlarımız sizin de bildiğiniz üzere bir anneyi bu şekilde bir evlada sahip olan yani otizmli bir bireye sahip olan anneyi gördüğü zaman hemen farklı bir gözle bakmakta, hemen kendilerince iyilik çabasında bulunmaktadırlar.
Ve annelerimiz bu sorulardan gerçekten sıkılmış durumdadırlar. Peki bunlar nasıl sorulardır? Ben size bunlardan da bahsetmek istiyorum. Her annenin karşılaştığı gibi, yani otizmle bir bireyin annesinin karşılaştığı gibi, çocuğunuz hangi alanda dahi sorusu. Çevre tarafından yanlış bilinen bir bilgidir bu. Otizmde bir bireyin dahi olduğu, yani sanatsal, matematikte, işte müziksel faaliyetlerde bir dahi olduğu. Tabii ki de dahi olanları vardır ama bu sadece yaklaşık %10'u kapsamaktadır. Geri kalan bireyler normal yaşamlarını idare ettirebilecek zeka düzeyine sahiptirler. Hani her otizmli birey dahi konumda bir zeka türüne sahip değildir. Yani böyle bir soru da anneye yöneltilmek gerçekten çok yanlış bir durumdur. Bunun dışında çevreden gelen başka bir söylem, çocuğunuz gayet normal görünüyor. Yani normallik ya da anormallik kime göre veya neye göredir? Nefes alıp veren her birey zaten normal bir bireydir. Sadece her bireyin kendine özgü farklılıkları vardır. Yani insanların deyimiyle sağlıklı, sağlıksız, engelli, engelsiz birey, her birey farklıdır zaten. Hepimiz farklıyız. Hiçbirimiz birbirine benzemeyiz. Hepimiz birbirinden farklı ve bu bağlamda anormal ve normal karşılanmaktayızdır. Yani bu sebeple otizmli bir bireyin annesine "çocuğunuz normal görünüyor" şeklinde bir söylemde bulunmak gerçekten çok yanlış ve kırıcı bir durumdur. Bunların dışında annelere gelen "sen çok sabırlısın, nasıl dayanıyorsun" gibi bir soru. Yani şımarık bir çocuğu olan anne de sabırlıdır tabii ki. Ya da farklı bir durumda çocuğu olan anne de sabırlıdır. Yani annelerimizin zaten hepsi sabırlıdır bu konuda. Hani otizmli bir bireyin annesi de sabırlı tabii ki de olabilir. Tamam, zorlu bir süreçtir bu. Tabii ki de çok farklı bir süreçtir ama işte "nasıl dayanıyorsun, nasıl sabırlısın sen bu kadar" gibisinden söylemlerde bulunmak gerçekten çok yanlıştır. Hani bunun yerine "sana nasıl destek olabilirim, konuşmak istediğin zaman tabii ki de buradayım, her zaman seninle konuşabilirim" gibi ifadelerde bulunmak daha doğru olacaktır. Bunun dışında annelerimize yine "başka çocuğunuz var mı, onlar da mı otizmli" gibi sorular da yöneltilmekte. Yani bir annenin çocuğu grip olduğunda o anneye gidip de "başka çocuğun var mı? O çocuğun da grip mi?" diye bir soru yöneltilmesi ne kadar saçma olacaksa, otizmle bir annenin de böyle bir soruyla karşılaşması o kadar saçma olacaktır bana göre. Bunun dışında bazı insanlarımız kulaktan duyma bilgilerle işte bazı tedaviler varmış, işte şu hoca varmış, şöyle bir sağlık kuruluşu varmış, şöyle bir ameliyat varmış vesaire gibi önerilerde bulunuyor. Tabii ki bunları iyi niyetle yapıyorlardır ama bu yanlış bir duruma götürmekte. Zaten otizmli bir bireyin annesi gerekli eğitimlerden geçtiği için her türlü bilgiye sahiptir. Ve bu konu hakkında bilgisi olmayan kişiler kulaktan duyma bilgilerle anneye bu şekilde gelmeleri yanlış bir tabir olacaktır. Otizmli anneler bu ve bunun gibi birçok problemle, birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bunların yerine daha